kalbimden yürekten teşekkür ediyor. Hepinizi çok ama çok seviyor. Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyor. Liderimiz Meral Akşener. Şimdi malum seçim zamanı bütün siyasi partiler geliyor ve o istiyor. Ben de hem hemşerimiz var bir arkadaşımız. Neresin sen? Öyle mi? Bizimkiler duramalı. Ben bu tarafa geçeyim kardeş. Yok, alamam. Hayır, sen böyle duruyorsun. Ben buradayım. İsteyin bakayım oyumuzu. Oyumuzu çoktan almış olmamız lazım. Evet, dün pazarlıyız. Dün pazarlıyız. Dün pazarına verirsin. Bana bak kardeşim. Bir şey yapma verirsin. Dün pazarlıyız. Bugün daha iyi olacak inşallah. Bugün hiç siftah yaptın mı? Bugün siftah yapmadım. Daha siftah yapmadım. Ne satıyorsun sen? Çanta. Çanta satıyorsun. Evet. %37 verdi 10 lira maaşımız. 42 verdi 10 lira. 49.25 verdi 10 lira. Geçinemiyoruz. Çiftçi perişan genelde. Gerçekten perişanız yani. Zira ilaçlarımız hem emekli hem çiftçi hem gençler perişan vaziyette. Evet. Onun için ben bütün bir seçim boyunca emekliyi konuştum. Öyle. Özellikle. Evet. 10 bin lira emekli maaşı alan bir insanın geçinmesi mümkün değil. Hele kira verirse aç. Evet. Dolayısıyla bu bayram ikramiyesinin mutlaka 7 bin lira olması gerektiğini, sizlere seyyanen 11 bin lira zam yapılması gerektiğini ve en düşük emekli maaşının da asgari ücret kadar olması gerektiğini söyledim bir buçuk ay boyunca. Yani ilaçlarımız %200 arttı. Geçen sene 100 liraya aldığımız ilaç bu yıl 300 lira. Bizim mahsulümüz para etmiyor. Başkanım, şöyle bakın. Başkanım. Şöyle bakın. Kaç yaşındasınız? 60. 60 yaşında bir el. Efendim. Sağ ol. Şimdi dolayısıyla emeğiyle çalışan bir insan ve geçinememekten şikayet ediyor. Şimdi evet. Bunun görülmesi lazım. Evet. O kadar önemli bir konu konuşuyorsun ki. Dolayısıyla söylemeye çalıştığım şey şu. Verin beni, tutun elimi. Verin bana bir güç. Bak nasıl söke söke bu adlar alın demiş. Görün kardeşim. Bravo Genel Başkanım. Bravo Genel Başkanım. Tebrik ederiz. Sağ olun. Başkanım. Oradan. Aydın'a, Büyükşehir'de ben o isteme genel başkanı olarak, İYİ Parti genel başkanı sizlerin oylarına talip olmaya geldim. Dolayısıyla inşallah sizleri ikna edebiliriz, kalplerinize ulaşabiliriz ve bir değişikliğe, değişime vesile olabiliriz diye buradayım. İnşallah. Hayırlısı da diyebilirsin. Biz gençler olarak bizim durumumuz çok iyi olduğunu söylenemez. Yani burada çalışıyor musun? Evet, burada çalışıyorum. Nerede okudun? Açık öğretim okudum ben. Anadolu Üniversitesi'nde. Mezuniyetin lisede. Zahmet Yesevi'de. Hayır. Şeyi soruyorum ben. Okumaya devam ediyor musun? Açık öğretimden devam bölümün ediyorum. Ne? Sağlık kurumları işletmeciliği. Evet, orayı bitirsem aslında çok iyi olacak. Hani peki ümidin var mı bir iş bulacağına dair? Yani şu devirde kafamaya sayabilirsin yani. Kafamaya sayabilirsin. Hani hiç kimse artık hani okuduğu bölümün işini yapamıyor. O yüzden çok fazla modum yok. Çok şükür. Ama kiralar çok yüksek şu an. Nerede? Burası kira. Kiralar çok yüksek. Aynen. 25 bin kiramız var. İşte hamam yolu olduğu için burası işte Eskişehir'in en hızlı caddesi. Ben de Ağrı'dan geliyorum. Öyle mi? Aynen Ağrı'dan geliyorum. Oyun nerede kullanacağız? Oyun burada. Tamam, buradaysa o zaman seçimimiz. Burak Öz. Sağlasın. Selfie çekeceğiz. Evet, ellemiyor. Meram Ezem de buradan aldı. Evi paylaşım yapacağız. Geldim.
hem Melih'e, hem de Emine Hanım'a, Emine Hanım'a oysa buraya geldim. Direkt söyleyemezsiniz, esnafsınız. Ama ve lakin oynanızı istiyorum kardeş. Melih yani, Başkan ve Emine Başkan'la zaten tanışıyoruz, görüşüyoruz sağ olsunlar. Çok çalışıyorlar. Hayırlısı mı? Evet. Abi benim makinesi de çok güzel. Çok eski esnaflardan birisi. Şey oldu, haklı sayılır. Sağ olsunlar onlar da iPhone'da. Yanınızda teşekkür ediyoruz hepsi. İfşa etti. İyi, harika. Şimdi malum seçim zamanı evet. Mesut kardeşim. Evet. Bu seçimlerde bütün siyasi partiler geliyordur o istemeye. Ben de Melih Bey için, Emine Hanım için geldim. Sizden o istemeyi sizden de. Ben zaten Melih de bekliyorum. Herkes biliyor. Siz de durum nasıl? Abi tepe flaşını bindirsene. Flaşı kullanıyor.